Evet. Haftanın her hafta aynı şeyi söylüyorum ama büyük bir keyifle söylüyorum. Benim için haftanın en güzel günü, en keyifli dakikaları başlamış oluyor. Bu programı biliyorsunuz hep söylüyorum. Çok seviyorum. Çünkü çok kıymetli insanlarla tanışıyorum. Tanıdıklarımın bana yeni yeni şeyler kattığını görüyorum. Bu benim için çok kıymetli. Öncelikle Çarşamba gün doğum günümdü. Doğum günümü kutlayan herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki benim hayatıma dokunuyorsunuz. Bunu bir kenara atalım, işaret dilinde böyle yapıyoruz. Bu hafta çok önemli, aslında çok ciddiye alınacak bir konumuz var. Her konu çok önemli ama bu konunun bende yeri çok daha ayrı. Daha önce sizlere de bahsettim, hep söylemekten gurur duyuyorum. Ben ilik donörüyüm. Kanı vermek çok istiyorum ama birazdan konuşacağımız üzere ne yazık ki kan bağışını pek yapamıyorum. Belki kan bağışı yapabilmek için neler yapmam gerekir onu öğrenirim. Büyük bir ümitle çok istiyorum. Bu hafta konuğum dediğim gibi hem konuğum hem konum çok özel. Kıbrıs Türk Kızılay'ı Kan Hizmetleri Koordinatörü Özge Er bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben teşekkür ederim. Neden? Biraz sizi son dakika gibi aradım. Ona rağmen bütün samimiyetinizle beni kırmadınız. Size, ekibe, bütün yetkililere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Birazdan da bahsedeceğiz aslında. Şu anda çok hassas zamanlardan da geçiyoruz. Bu konuya öncelik verip bizleri çağırdığınız için, bu konuyu buralara taşıdığınız için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Peki Özge Er kimdir? Bize kendinizden biraz bahsedin. Evet, tabii ki şimdi bizi ilk kez izleyecek olanlara küçük bir parantez açıp bir bilgi verelim. Evet, her şeye rağmen programı mücadele edenlerin, yılmayanların her şeye rağmen o mücadeleye, o ilerlemeye devam edenlerin programı. Konularım ve konuklarım. Bazen kişiler, bazen gruplar, vakıflar olabiliyor. O yüzden bugün Kıbrıs Türk Kızılay'ı konumuz ama siz de çok önemli, çok özelsiniz. Çünkü bu Kıbrıs Türk Kızılay'ının içerisinde çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. O yüzden siz hep diyorsunuz kurum daha önemli ama bizim için siz de önemlisiniz. Önce sizden başlayalım. Ben Özge Er, 1983 Eskişehir doğumluyum. Bütün eğitim hayatım, lisans ve yüksek lisansım dahil Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Uzman biyoloğum. Farklı sektörlerde deneyimlerim oldu. 2009 yılında evlenerek bir şehir değişikliği ve Adana'ya taşındım. Yaklaşık 14 yıl Adana'da çalıştım, 14 yıl Adana'da yaşadım. Ve bu süre zarfında da bu 14 yılın 10 yılında Türk Kızılay'ında kan hizmetlerinde yine görev yaptım. Yani aslında ben 10 yıllık bir kan sektöründeyim aslında. Eski Kızılaycıyım. Daha sonra ailecek verdiğimiz bir karar üzerine buraya taşındık ve artık yeni görev yerim Kıbrıs Türk Kızılay'ı. Burada da kan hizmetleri koordinatörü olarak gururla görevimi yapıyorum. İşi biliyorum, bildiğim işi yapmaya devam ediyorum. Tabii ki burada ülke farklı, süreçler farklı. Bunlara adapte olarak daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki kan koordinatörü, kan hizmetleri koordinatörünün görevi tam olarak nedir? Bizler kan hizmetleri, biz Kıbrıs Türk Kızılay olarak bir genel merkezimiz var, bir genel yönetimimiz var. Genel başkanımızın himayesinde, onun yönetimiyle genel merkez yönetim kurulumuz var. Bunun alt birimleri olarak da kan hizmetleri ve şubelerimiz gibi gibi birimlerimiz var. Kan hizmetleri olarak bizler halkımıza yönelik bu hasta ve ihtiyaç sahibi hastalara özellikle kan ihtiyacının giderilmesine yönelik ekip organizasyonları yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Aslında en önceliğimiz bu. Eğitim vermek, halkta bir bilinç oluşturmak, kan bağışını arttırmak, kan bağışına yönlendirmek, bununla ilgili tüm süreçler.
perde önü ve arkası aslında. Araçların organizasyonlarından, ekip organizasyonlarına, görüşmelere kadar. Aslında 4 kişilik bir ekibiz. Koordinatör olarak ben, 2 tane görevli flebotomist yani kan alma uzmanı arkadaşımız var. Bir arkadaşımız da bize her anlamda destek. Hani baktığınızda arı vasıta şoförü olarak geçiyor ama bizim her anlamda desteğimiz bir arkadaşımız var. Bu şekilde 4 kişilik bir ekibiz. Ada genelinde yapılan bütün kan bağışı organizasyonları, bizlerin planladığı organizasyonları bizler yürütüyoruz. Bu şekilde. Sağlık Bakanlığı'yla koordineli bir biçimde, evet, çalışıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'yla 2020 yılında Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Kızılay'ın yaptığı bir protokol kapsamında bizler ada geneli kan ihtiyacını bağışçılarımızdan alıp, gönüllü bir şekilde bağışçılarımızdan alıp hastalara verilmekle yükün. Aslında biz bir köprüyüz. Burada Sağlık Bakanlığı'nın asıl görev, yani Kıbrıs KKTC Sağlık Bakanlığı zaten hali hazırda yürüttüğü bir takım kan faaliyetleri var. Kan bankası, devlet hastanelerindeki kan bankası çalışmaları devam ediyor. Biz de aslında onlara destek olarak halkımızdan kanı alıp onlara teslim ediyoruz. Süreç ama bu şekilde. Bu belirli zamanlarda değil. Bu sürekli olan tabii bir ki. Şey. Tabii ki. Haftanın hemen hemen her günü bizim ekiplerimiz var. Sahada ekip arkadaşlarımız. Mesela bugün şu an Girne'de, Ramadan Cemil Meydanı'nda kan alma otobüsümüz var. Bağışçılarımızı bekliyorlar arkadaşlarımız. Yaz nedeniyle ekip sürelerimizi değiştirdik. Saat 10'a kadar çalışıyorlar. Dün Magosa'da Magem Gençlik Merkezi'nin orada bir ekibimiz vardı. Nitekim biz hemen hemen her gün sahaya çıkarak bağışçılarımızla bir arada olup sahada onlardan kan bağışını alıp hastalara gönderiyoruz bu şekilde. Evet, burada tabii birazdan o kritik soru gelecek çünkü gerçekten kan vermek sağlık açısından da hep bu vurgulanıyor ya, çok önemlidir diye. Hı-hı. Ben de kan vermek istiyorum ama veremiyorum. Evet. Neden veremiyorum? Ben kendi adıma söyleyeyim, tansiyonum çok düşük. Evet. Yani ayran denedik, her şeyi denedik. Bir türlü olmadı. Belki bana öyle kriterlerimiz var. Evet. Evet. Şimdi kimler kan verebilir? Evet. Kimler kan verebilir? 18-65 yaş arasında aslında sağlıklı, kendini iyi hisseden her birey kan bağışında bulunabilir. Burada tabii bu çok geniş bir tanım. Tabii ki alt başlıkları var. Öncelikle bulaşıcı bir hastalığı olmaması gerekiyor kişinin. Hepatit B, hepatit C, AIDS ve sifiliz gibi bir bulaşıcı hastalık, kan yoluyla bulaşan bir hastalığının olmaması gerekiyor. Kadınlar 4 ayda bir, erkekler ise 3 ayda bir kan bağışında bulunabiliyorlar. Diğer kriterlerimiz, örneğin bir sene boyunca, şimdi cerrahi müdahaleler çok önemli bizler için. Bunların da bütün sebebi bulaşıcı hastalık. Biz en ufak bir riski bile göz önünde alarak hareket ediyoruz. Örneğin bir sene içerisinde ameliyat varsa, endoskopi, kolonoskopi, kulak deldirme, dövme yaptırma, hacamat, botoks, saç ekimi, en ufacık bir dikişli cerrahi bile, bazen hani kolumuz kesiliyor, 2 dikiş atılıyor. Bunda bile bizim bu işlemlerin üzerinden bir sene geçtikten sonra kan bağışı almamız gerekiyor. Bunun sebebi bu, şu. Mutlaka steril yerlerde yapılıyor. Mutlaka ameliyathane ortamında ya da doktor kontrolünde bu işlemler yapılıyor olabilir. Ama biz bulaşıcı hastalık riskini göz ardı edemeyiz. Örneğin diyorlar ki ben küçücük bir dövme yaptırdım. Ya o kullanılan iğne mutlaka temizdir ama ya o kullanılan iğne başka bir kişiden kullanılmıştır ve oradan bir sonuçta kanla temas ediyor. Burada her şey çok önemli. Biz hep şunu söylüyoruz, şunu vurguluyoruz. Sizden aldığımız kan yeni doğmuş bir bebeğe takılabilir. Lütfen bu konuda hassas olun. Ben kan bağışçılarımıza bu süreçleri anlatırken diyorlar ki ya kulak deldirdim. Ufacık bir şey ne olacak ki? Ya o kullanılan alet sırasında bir kanla temas ve başka bir kişiden bulaşan bir şey varsa. Mutlaka testleri yapılıyor. Birazdan detaylı anlatacağım. Mutlaka testler yapılıyor. Ancak gözden kaçan durumlar olabiliyor. Pencere dönemi dediğimiz durumlarda biz bunu yakalayamayabiliyoruz. İşte bu yüzden bu tarz bütün cerrahi işlemlerin üzerinden bir sene geçtikten sonra kan bağışı yapmak en doğru olanı. Peki, çok özür dileyerek aklıma geldikçe sormak istiyorum hemen. Peki diyelim ki bir hastalık geçirdi ve tedavisi oldu. Verebilir mi yoksa bazı hastalıklar kalıcı mı vücutta, ömür boyu veremez mi? Evet, mesela çok geniş kapsamlı aslında bu. Örneğin kanser tanı ve tedavisi aldıysa bir kişi kan bağışçısı olamıyor.
Bu bağışçımızın da sağlığı için. Biz elbette ki hastaların sağlığını düşünüyoruz ama bizim için en öncelik bağışçımızın sağlığı. İlk etapta kendisi sağlıklı olacak ki kan verecek. Kanser tanısı tedavisi varsa kan bağışı ömür boyu alamıyoruz. Örneğin şeker hastalarında insülin kullanımı varsa bu çok önemli bir kriter. İnsanlar diyorlar ki ben şeker hastasıyım kan veremem. Aslında öyle değil. İnsülin kullanımı varsa kan bağışı alamıyoruz. Ama normal tablet yoluyla içilen bazı diyabetik ilaçlar var. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar kan bağışına engel değildir. Ama insülin yolu ile eğer bir şeker tedavisi görüyorsa kişi onlardan kan bağışı alamıyoruz. Ya da bulaşıcı bir hastalık varsa. Bizler aldığımız kanı bağışçılarımız formu doldurduktan sonra zaten bir takım kriterlere bakıyoruz. Örneğin parmak ucundan hemoglobin değerine bakıyoruz. Tansiyon değerine bakıyoruz. Siz de bahsettiğiniz gibi düşük evet. tansiyonlusunuz. Düşük tansiyondan örneğin kan bağışı normalde bir tık tansiyonu düşüren bir durum. Düşük tansiyonda bu bağışçımız için risk yaratabilir. Bu nedenle sizi riske atmamak için kan bağışı almamayı tercih ediyoruz işin açıkçası. Ayran içirmişlerdi. Hani azıcık yükselse alacaklar. Evet. Bende hiç evet. hiç yok yani. Yani düşük eğer rutinde bazı insanların tansiyonu hep düşüktür. Evet. Birazcık normal tansiyon değeri genel olarak ne deriz? 12'ye 8'dir rutinde. 12'ye 8'e çıktığında o kişiler için bu yüksek tansiyon olabiliyor. Ben. Aynen öyle. Ben öyleyim. Benim 9'a 6. Oo çok düşük. Çok evet. düşük evet. Yani 9'a 6 da zaten almamız uygun olmaz. Hani tansiyon değerleri değişken değerler elbette. Hemoglobin değeri de değişken bir değer mutlaka. Ama yine de bunlar hani geçmişte böyle bir öykünüz varsa bunları mutlaka dinliyoruz sizden. Bazı ilaçlar zaten. Da değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle aslında hı-hı. böyle sanki ne verilemez kan veremez gibi yoğunlaştık. Evet. Ama önce ben bunu bir temizlemek istiyorum ki sonra işte kimler kan verebilir, nerelerde kan verilir, bu kanı verelim. Evet, çok verelim. Kıymetli çünkü çok kritik seviyelerdeyiz. Gerçekten öyle. Bir de ilaçlar var. Biraz i̇laçlar önce var. İnsülinden evet. bahsettiniz. Ben yine kendimden örnek vereceğim. Gençken böyle ergenlik dönemlerinin sonunda bu sivilce nedeniyle evet. adını verebilir miyim bilmiyorum ama bir ilaç var. Bu sivilce evet. çok ağır bir ilaç. Evet. Mesela o dönemde de kan vermek istemiştim. Yine almadılar evet, o ilaç olduğu Aynen için. Öyle. O ilacı kullanımınız bittikten bir sene sonra kan bağışı alabiliyoruz. Şimdi dediğiniz çok doğru bir şey söylediniz aslında. Hep veremiyor diyoruz ama aslında insanlarda şöyle bir algı var. Ben ilaç kullanıyorum kan bağışı veremem. Aslında bu çok yanlış bir durum. Neden? Örneğin tansiyon ilacı. Yüksek tansiyon ilacı eğer bağışçımız kalple ilgili herhangi bir operasyon geçirmediyse yüksek tansiyon ilacı kan bağışını engel değil yani kan verebilirler. Hipotiroidi, Hashimoto hipotiroidi. Bildiğimiz bazı ilaçlar vardır, spesifik ilaçlardır bu hastalıkta. Onların kullanımı kan bağışına engel değildir. Hipertiroidi farklı bir durum, hipotiroidi farklı. Hipotiroidi de biz kan bağışı alabiliyoruz, engel değil. İlaç kullanımı olsa dahi engel değil. Örneğin vitaminler, B12 vitamini, D vitamini, çinko artık günümüzde birçok bağışçımız vitamin kullanıyor, kendilerine iyi bakıyorlar. Bunların hiçbiri engel değil. Yani ilaç kullanımı hani engel olduğu zannedilen durumlarda ama şu var mesela antibiyotik kullanımı. Eğer kişi antibiyotiği neden kullanıyoruz? Vücudumuzda bir enfeksiyon vardır. O enfeksiyon bitip tedavi bittikten 3 gün sonra ya da 4 gün sonra kan bağışı almak daha uygundur. Antibiyotik kullanımı sürecinde bu yüzden kan bağışı almıyoruz. Bu da önemli bir kriter mesela ama hani hiç tamamen engel değil. 3-4 gün sonra bir enfeksiyon vücuttan temizlendikten sonra kan bağışı alabiliyoruz. Bunda da hiçbir sıkıntımız yok. Peki son bu verilemez kısmıyla ilgili son bir şey. Biraz önce arada çok önemli bir şey söylediniz. Botoks varsa. Evet. Şimdi o botoks tabii hep sanki güzellik için kullanılıyor gibi görülse de aslında bazen çok ağır migren atakları için Aynen. veya bazı öğrenciler diyelim ki mimarlık öğrencisidir, elleri çok terliyordur evet. gibi aslında sağlık açısından tabii, da hayata katılma açısından da tedavi amaçlı kullanılır. Hiç mi kullanamaz yoksa diyelim ki işte botoksun 6 aylık bir süresi var yapmıştır Ocak'ta Temmuz'da kan verebilir yoksa ömür boyu mu kullanamaz? Yani, ömür boyu değil. Ocak'ta kan bağışında bulunan Ocak'ta botoks yaptırmış bir kişi yine üzerinden bir senenin geçmesi gerekiyor. Tamam. Yani o da cerrahi işlem mesela kaş yaptırma son zamanlarda birçok bağışçımızla karşılaşabiliyoruz evet. kadın bağışçılarımızla ya da saç ekimi gibi. Bu tarz işlemlerin hepsi bir yıl süreyle red yani tamamen değil. Tamamen veremez diye bir durum söz tamam, konusu onu değil. Da açıklığa tabii ki.
Üzerlerinden bir sene geçtikten sonra bu tarz işlemler, iğneyle herhangi bir işlem, yüze bazen bu güzellik amacıyla işte bir takım enjeksiyonlar yapılabiliyor örneğin. Onlarda da aynı şekilde bir sene geçtikten sonra kişi bağışçı olabilir. Engel teşkil etmiyor. Tabii bu bende ayrı çanlar çaldırdı. Çünkü çok bambaşka bir dünyada yaşıyoruz artık. Evet. Ve bu o zaman kan bağışçısı olmak çok daha kıymetli, zor, meşakkatli bir şey olmaya başladı. Yani kan verebilenlerin kendilerine gözü gibi bakmalar lazım. Şanslılar. Şöyle ki baktığınızda sık eleyip ince dokunmamız gerekiyor. Çünkü hep şu örneği belki konuşmamızın sonuna kadar birkaç defa daha vereceğim. Aldığımız kan, verdiğimiz kişi bir bebek, yeni doğum yapmış bir anne olabilir. O yüzden bu kadar inceleyip sık dokunmamız gerekiyor. Bazen bağışçılarımız bize tepki gösteriyor. Ya hiç almıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Burada aslında sizi kadar sizinle birlikte hastamızı da düşünüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. O yüzden kan verebilecek bağışçılarımızın da bizim için önemli şey şu. 3 ayda bir, örneğin erkekler kan verebiliyor, hiçbir engel durumu yok. Lütfen gelerek 3 ayda bir düzenli kan bağışında bulunsunlar. Kadın bağışçılarımız hiçbir engeli kriter, herhangi bir sıkıntısı yok. Lütfen 4 ayda bir gelerek kan bağışında bulunsunlar. Bunu hayatlarına düzenli rutin haline soktuklarında bir süre sonra zaten bunun iyiliğini hissetmek içten de, ben de bir kan bağışçısıyım. Bunun kan verdikten sonraki o iyilik süreci, ondaki o hissiyat süreci gerçekten çok bambaşka. Tabii bir manevi kısmı var, o bir gönül rahatlığı var. Bir de sağlık açısından. Şimdi gelelim işte o kan verebilenler neden kan vermeliler? Evet. Bizim hem dedik ya, manevi olarak gerçekten müthiş bir rahatlık. Bir de sağlık açısından da çok kıymetli. Neden? Şöyle, aslında baktığınız zaman literatürde bizler hep literatür üzerinden ilerleriz. Literatür, tıbbi literatürde net olarak kan vermek sağlığa yararlıdır diye bir terim yok. Tamam. Ama şunu söyleyebiliyoruz ki özellikle yüksek tansiyon hastalarında. Az önce demiştim ki kan bağışı tansiyonu bir tık düşürebiliyor. Özellikle yüksek tansiyon hastalarında kan bağışı vermek bağışçının vücudunu rahatlatıyor. Özellikle erkek bağışçılarda şu çok önemli. Kadınlarda biz aylık döngüler nedeniyle zaten hücrelerimizde bir yenilenme var. Ama erkek bağışçılarımızda şunu biliyoruz ki kapalı devre bir mekanizma. O kanı yenilenmediği sürece yoğunluğu artıyor ve bu da kalbi zorluyor. Sonuçta kanı pompalayan kalbimiz. Kalp ne kadar yoğun bir sıvıyı pompalarsa düşünün ki ne kadar zorlanacak. Hal böyle olduğu için de düzenli olarak kan vermek hem hücrelerin daha yeni hücreler, kemik iliğinde üretiliyor kan hücreleri, kemik iliğinin daha hızlı çalışıp yeni kan hücreleri üretmesini sağlıyor. Bu da aslında bir yenilenme anlamında. Yani baktığınızda resmi bir literatürde yazı olmasa da kan bağışı bizim vücudumuzda bir fayda sağlamış oluyor. O yüzden de çok önemli. Yani ama ben her bağışçıma şunu söylüyorum. Evet, faydası belki var mı? Var. Mesela bazı doktorlarımız yönlendiriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Özellikle kardiyoloji doktorları. Özellikle söylüyorlar ki mutlaka kan değerin yüksek gidip kan bağışında bulunmalısın. Bu teşvik çok önemli bağışçılarımız için. Bunu duyan bağışçılarımız gelerek bize kan bağışında bulunuyorlar. Ama şu var. 3 kişinin hayatını kurtarmak. Elbette ki kişi kendi vücudunu da düşünmek zorunda ama şunu da düşünmeli. Verdiği o bir ünite kan bağışı ile aslında o bağışçı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Çünkü biz aldığımız kanı 3 farklı hücreye bölerek 3 kişiye gönderiyoruz. Evet, tam onu soruyorum. Bu kan hangi amaçlarla kullanılıyor? Evet. Bizler aldığımız bir ünite kanı bağışçılarımızdan yaklaşık 450 ml, 430 ila 450 ml'lik bir ünite dediğimiz bir torba kan alıyoruz. Bizlerin vücudunda 13 ünite kan var. Ve bu kan aslında verilmediği, akıtılmadığı sürece de dışkı olarak, ter olarak, hani biz kırmızı olarak görmüyoruz ama atık şeklinde vücudumuzdan kayboluyor. Ama biz, ben şey diyorum, pintilik etmeyip o 13 ünitenin bir ünitesini bağışlayarak 3 kişiye hayat oluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bizler aldığımız kanı hastaneye teslim ettikten sonra, Sağlık Bakanlığı Kan Bankası'na teslim ettikten sonra orada belli işlemlerden geçiyor. Öncelikle
bulaşıcı hastalık testleri yapılıyor. Aldığımız her kan yanında bizler küçük tüplere de kan alıyoruz. O kanlar öncelikle bulaşıcı hastalık testleri ve kan grubu. Nedir? Hepatit B, hepatit C, AIDS ve sifilis testleri yapılıyor. Daha sonra eğer herhangi bir pozitiflik yoksa, her şey yolundaysa, bu kan 3 gruba ayrılıyor. Kırmızı kan, hani hep bizler biyoloji derslerinde öğrendik, kırmızı kan, beyaz kan, eritrosit süspansiyonu, beyaz kan dediğimiz trombosit süspansiyonu ve plazma. Üçünün kullanım alanları farklı. Örneğin plazma kısmı dondurularak saklanabiliyor, taze donmuş plazma diye geçer. Eksi 18 santigrat derecede 3 aya kadar saklama koşulu var. Trombosit daha çok onkoloji hastalarında kullanılır. Onkoloji hastalarının birebir alması gerekir düştüğü dönemlerde. Uygun şartlarda 4 ya da 5 güne kadar kullanılabiliyor. Ya da kırmızı kan kısmı, eritrosit süspansiyonu dediğimiz, uygun şartlarda yaklaşık 40-42 güne kadar saklanabiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Sorun ki elinizde bu kadar süredir bekleyen kan var mı? Maalesef yok. Yok. Çünkü elimizdeki kan sayısı ve kan stokları o kadar zor durumda ki şu anda, o kadar düşük durumda ki, yani bırakın 40 günü, 3 günü, bugün verilen kan testleri öbür gün çıktıktan sonra anında hastaya gidiyor, hastaya takılıyor. Bazen yetmiyor, sosyal bazen medyadan yetmiyor. Görüyoruz yani, evet. Çağrıda bulunuyorlar, şu kan aynen. grubunda işte kan ihtiyacı var, trombosit ihtiyacı var diye kesinlikle yetmiyor. Öyle. Ben de sosyal medyadan öyle gördüm. Yani evet. kritik seviyelerde evet. lütfen kan bağışında bulunun. Kesinlikle öyle. Başımıza gelmedikçe ne yazık ki, tabii konuya da uzaklığımızla alakalı. Yani insanın kendi hayatı içerisinde bir ihtiyaç hasıl olmayınca evet. önemini kavrayamaması maalesef. Olabiliyor. Ama inanın ki o bambaşka bir çaresizlik. Maalesef. Ateş düştüğü yeri yakıyor çünkü. Evet. Şöyle bir durum var. İnsanlar kan ihtiyacının ne kadar önemli bir şey olduğunu başlarına böyle bir durum geldiğinde fark ediyorlar. Bizim de amacımız bunun sürekli bir ihtiyaç olduğu. Yani acil değil. Zaten sloganlarımızdan biri kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Yani sürekli biz bu kana ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple bunun düzenliliğini getirmemiz gerekiyor. Şimdi İnsanlar mesela, bağışçılarımız zaman zaman diyorlar ki elinizde hiç mi kan olmaz? Diyoruz ki siz hiç hayatınıza kan verdiniz mi? Hayır, ben hiç vermedim diyor mesela. Peki sen vermezsen, o vermezse nasıl? Biz bu kanı nereden bulacağız? Kan fabrikada üretilemeyen bir şey. Bir maalesef, hep şu örneği veririm. Bir musluktan torbalara doldurup hastaya takalım, böyle bir durum söz konusu değil. Bir ilacı, bir şurubu yok. Hastaya kan yerine verebileceğimiz tek kaynağı insan. Ancak insandan alıp insana nakledebiliyoruz. Bunun önemi burada. O yüzden bizler bizlere muhtacız aslında. İnsana burada muhtaç ve ne zaman başımıza gelebileceğini de bilmiyoruz. Bin kere korusun, şuradan dışarı çıktığımızda başımıza bir şey gelip de kan ihtiyacımız olmayacağını hiçbir zaman garanti edemeyiz. Maalesef afetler yaşandı, görüldü. Bu gibi durumlarda kan ihtiyacının ne kadar çok olduğu ve bunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Şu anda böyle bir durumda yardımcı olabileceğimiz seviyede bile değiliz maalesef. Bu yüzden bizim bu çağrılarımız, bu yüzden halkımızı kan bağışında bulunmaya davet etmelerimiz, mesajlarla hatırlatmalar yapıyoruz. Sosyal medyaları kullanıyoruz. Sağ olun ki sizler varsınız, bizlere davet ediyorsunuz. Bizim amacımız tamamen kan bağışı konusunda insanları bilinçlendirmek. Başınıza gelmesin. Bu bir insanlık görevidir aslında. Bizim vücudumuzda bu kan var. Siz bir ünitesini verdiğinizde zaten bir iki hafta içerisinde o kan eski sayısına, eski durumuna ulaşacak. Vücuttan bir kayıp olmayacak. İnsanlarda şu da olabiliyor. Ben kan verdim, günlük hayatıma devam edebilir miyim? Bu soru geliyor. Sorularla, evet. Kesinlikle devam edebilirler. Hiçbir engel teşkil etmiyor. Çünkü biz zaten kan değeri uygunsa, tansiyonu uygunsa ve bütün kriterleri yerindeyse o kişiden kan alıyoruz. Daha sonra kan bağışı sonrası bağışımızı dinlendiriyoruz. Küçük ikramlarımız oluyor. O kaybettiği sıvıyı dengeleyebilmesi adına küçük ikramlarımız oluyor. Onu bekletiyoruz, daha sonra gönderiyoruz. Böyle olduğu için günlük hayatına normal bir şekilde devam edebiliyor. Hiçbir engel teşkil etmiyor. Aynen.
Peki bir kısacık bir hatırlatma yapalım. Bizi yeni izleyen izleyicilerimiz olabilir. Bugün Her Şeye Rağmen programında konuğumuz Kıbrıs Türk Kızılay'ı kan koordinatörü, kan hizmetleri koordinatörü Sayın Özge Er bizimle birlikte. Kan bağışının önemini, ne yazık ki şu an kan sayısının kritik seviyelerde olduğunu, buradan sizlere çağrımız var. Lütfen gidin, kan verebilecek olanlar versinler. Kan verip veremeyeceğinden tereddüt edenler de gidip verebilirler. Biraz önce de çok güzel bir şey söylediniz, ben dışarıda da sordum. Dedim ki aslında bu kan, çünkü Özge Hanım kendisi de söyledi, aslında bu kan bağışı için gittiğiniz zaman kan değerlerinize de bakılıyor. Aslında evet. Bu bir test. Evet. Aynen. O yüzden ne olur gidin, hayat kurtarmanın ben çok yüce bir duygu. Başka hiçbir öyle. Şeye benzemiyor. Kesinlikle öyle. O yüzden ne olur tereddüt etmeyin. Zaten en ufak risk taşıyan kişilerden alınmıyor. Zaten almıyoruz. Yani bağışçılarımız mesela aç karnına geliyorlar. Hani engel olmayacağını düşünüyorlar. Biz aç karnına gelen bağışçıdan kan bağışı almıyoruz. Çünkü nedendir? Kan açlıkta zaten bir miktar tansiyon düşüklüğü olabilir. Mutlaka bir şeyler yiyip üzerinden belli bir süre geçtikten sonra kan bağışında bulunmasını istiyoruz. Yani bunu bile göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden de aslında risk oluşacak olabilecek her şeyi biz öncesinde eliyoruz. Açlık tokluğunu soruyoruz. Gerekirse hatta sorularımızda bizim 42 soruluk bir formumuz var. Burada gece 4 saatten fazla uyudunuz mu diye dahi soruyoruz. Yani gece uykusu çok önemli. Bazen üniversitelerde ekiplerimiz oluyor. Öğrenciler diyorlar ki ders çalıştım sabaha kadar. Ondan almayı tercih etmiyoruz. Almamak çok daha doğru oluyor. Çünkü gece zaten boyu yorgun oluyor. Yorgunluk bu nedenle kişiyi engellememesi adına biz orada kan bağışı almayı uygun görmüyoruz. Ya da yükseğe tırmanan bir mesleği varsa. Mesela elektrik işiyle uğraşıyor. Yükseğe tırmanması gerekiyor. Tehlikeli bir işi var mı? Meslek grubu tehlikeli meslek grubundaysa. Bunları mutlaka sorguluyoruz. Uygun değilse zaten o kişilerden almıyoruz. Ben yeri gelmişken ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hem Türk Kızılay'ına hem Kıbrıs Türk Kızılay'ına zaten aradaki bağ kopmaz bir bağ. Kesinlikle. Türk Kızılay'ının desteği, gücü her zaman üzerimizde. İyi ki varlar, iyi ki varsınız sizler de. Sosyal medyadan takip edebilir izleyicilerimiz. Evet. Ayrıca telefoniyen size ulaşabilirler. Evet. Yine siz çıkıyorsunuz, anlatıyorsunuz evet, sabırla. Kimler kan verebilir, kimler kan veremez veya nerelerde varsa şu an Girne'de dediniz. Evet, Girne'de Ramadan Cemil Meydanı'nda bugün ve yarın saat 4 ila gece saat 10'a kadar ekip arkadaşlarımız orada kan alma otobüsümüzde gayet steril ve uygun şartlarda, klimalı bir ortamda. Düşündüğünüz aslında küçük bir Kızılay merkezi ya da bir küçük hastane merkezi gibi bir alanda kan bağışında bulunuyorlar. Hem en azından bu sıcakta çok maruz kalmıyorlar. Çünkü evet sıcaklar çok fazla. Zaten kan bağışındaki düşmelerin en büyük sebebi insanlar sıcak aylarda, yaz aylarında kan bağışından çekiniyorlar. Ama ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. Her gün özellikle son zamanlarda çok fazla karşılaşmaya başladık. Trafik kazaları. Evet. O trafik kazalarında örneğin iki araba birbiriyle çarpışıyor ve deniliyor ki 3 ağır yaralı, 2 ölü. O 3 ağır yaralı dendiği durumda bir ameliyat anında her bir hasta için minimum 3 ila 5 ünite kan kullanılabiliyor. Bakın 3 kişi için bu 15 kişinin kan bağışında bulunması demek. Yani siz o anda 15 kişiyi hadi toplanalım kan verelim dediğinizde maalesef kriterlerden dolayı herkes bir araya gelip veremiyor. Bu yüzden sürekli ihtiyaç. Bu yüzden sürekli depolarımızın, sürekli kan bağışının sürekliliğinin arz etmesi gerekiyor. Bizim de amacımız bu. Bu bilinci oluşturabilmek. 3 ayda bir erkeklerde, 4 ayda bir kadınlarda. Benim sürem doldu. Ben bunu yapan bağışçılarımız var. Bu konuda aslında çok da şanslıyız. Bazı bağışçılarımız bu konuda kendini adamışlar. Ben sizin düzenli bağışçınızım diyorlar ve gelerek bize
kan bağışında bulunuyorlar. Bu çok büyük bir gurur. Çünkü yaptığımız işlerin aslında doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Diyor ki ben 3 ay önce kan verdim. Tarihi ne kadar biliyor bazı bağışlarım. Sürem doldu biliyorum. Sizin nerede olduğunuzu takip ediyorum diyor. Örneğin bizim sosyal medya hesaplarımızda KKT Kizilla'yı olan Instagram ve Facebook sayfalarındaki biz düzenli olarak her hafta kan ekiplerimizi mutlaka paylaşıyoruz ki bağışçılarımız bize oradan da ulaşabilirler. Dediğiniz gibi telefonlarımızda bize ulaşabilirler, merkezimizi arayabilirler. Diğer numaralardan olabildiğince ben kan konusunda ben yardımcı olmaya çalışıyorum bağışçılarımıza. Bize birçok yerden ulaşabilirler aslında. Hasan Nihat Erduran yazmış. Üye kan grupları verici alıcı olarak Kızılay'da fihrislenmişti. Acil durumlarda çok işe yarardı diyor bu. Şu an durum ne acaba? Şimdi durum ne diye soruyor. Şöyle elbette ki bazı şeylerimiz var. Arşivlerimiz var. Geçmiş dönemlerde yaptığımız bağışçıların bize yaptığı bağışçılar. Bunlar stok halinde, bizlerin veri halinde saklanabiliyor. Ama öyle bir tempodayız ki her bağışçımızı arayıp hadi bugün gelin kan bağışında bulunun demek. Bizler hatırlatma mesajı gönderiyoruz. Ekip noktalarımızın mesajlarını gönderiyoruz ama her bağışçımıza telefonla ulaşmak bazen mümkün olmayabiliyor. Evet. O yüzden aslında çok doğru da bir şey söylemiş bağışçımız. Böyle bir arşivimiz var ama bu arşiv şu anda aktif olarak hani her gün arayalım bağışçılarımızı da davet edelim sürecinde çok mümkün olmayabiliyor maalesef. Nüfus arttıkça da nüfus tabii arttıkça, ki. Aynen öyle. Yani çok fazla bağışçı sirkülasyonumuz var elbette. Bu bilinçte olan bağışçılar mutlaka var. Çok kötü tablolarda değiliz ama daha iyi olmalıyız. Dünya ile yani kıyaslarsak nasılız? Dünya ile kıyaslarsak aslında genel olarak dünyada bu çok farklı bir noktada kan bağışı bilinci. 18 yaşına gelince özellikle orada mesela kan bağışı yapmayan kişilere ehliyet vermiyorlar bazı ülkelerde. Yani kan bağışını yapmalısın ki o ehliyeti almalısın. Ve orada insanlar randevuyla kan bağışına geliyor. Diyorlar ki 28 Haziran saat 2'de benim şu 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 noktada kan bağışım var. Randevu alarak gidiyorlar. Çok daha düzenli orada sistem. Daha çok sabit noktalarda. Elbette ki yurt dışında da gezici ekipler var. Bizler sonuçta aynı sektör gibi bakarsak eğer onlarla takipleşiyoruz, takip ediyoruz gelişmeleri. Gezici ekipler mutlaka yapıyorlar ama merkezlerde daha çok kan alıyorlar. Ve bu merkeze insanlar tabiri caizse akın akın geliyor. Biz burada da karşılaşıyoruz. Yurt dışından buraya gelmiş ve uzun yıllardır Kıbrıs'ta yaşayan bağışçılarımız var. Özellikle İngiliz bağışçılarımızda şunu görüyoruz ki bize kartlarını gösteriyorlar. Kan, ülkelerinde yapmış olduğu kan bağışı. Birkaç defa 30'un üzerinde kan bağışı olan bağışçımızla karşılaştım. Yani bu bilinç onlarda çok daha fazla aslında. Ama bizde de olabilir. Yani neden olmasın? Bizler de o seviyeye elbette ki gelebiliriz. Yapabiliriz. Bazı konularda ilerliyoruz. İstediğimiz hızda olmuyor. Olsun. Hı hı. Ya bazı konularda yavaş ilerliyoruz. İlerliyor muyuz? İlerliyoruz. Önemli olan yerimizde saymamak, geriye gitmemek. Dışarıda birazcık sohbet ettik biz Özge Hanım'la aslında. Ne kadar profesyonel konusuna, ne kadar hakim. Ve bambaşka ben mesela hani şey gibi dışarıdan bakıldığı zaman işte araçlar geliyor, kanları alıyor, gidiyorlar. Aslında hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Biz bir kuruma gideceksek, bir kurumla öncelikle ön iletişim, orada bu konudaki yetkili kişi, süreci anlatmak, daha sonra ortak bir tarih, takvim belirlemek, o takvim öncesinde mümkünse eğitim verebilmek. Çünkü bu konuda insanların doğru bildiği yanlışlar var. Bunları birebir bağışçılarla, birebir gelip bu eğitimleri verebilmek. Bu eğitimler sonrasında gerekli bilgilendirmeler kurum tarafından yapılıyor. En son noktada biz oraya gidip kan bağışı alıyoruz. Ama onun öncesinde birçok hazırlık var. Afişler bırakıyoruz. Bu afişlerle bilgilendirmeler yapıyoruz. Ya da bir meydan ekibi yapacağız. O meydan ekibinde yapacağımız etkinlik öncesi gerekli izinlerin alınması, ortamın, meydanın kan bağışı için uygun olup olmaması, elektrik hattına kadar. Yani en ince detaylar bile hiç kimsenin aklına gelmeyecek en ince detayları bile düşünmek zorundayız. Çünkü orası bir sağlık kabini gibi oluyor. Bir sağlık birimine dönüşüyor bir anda. Steril olması gerekiyor. Tamamen uygun şartlarda olması gerekiyor.
kullanılan her alet, her şey tek kullanımlık. Bunlara gerekli özeni zaten de fazlasıyla gösteriyoruz. Bu yüzden de çok çok detaylar var aslında. Arka planda. Projeler neler? Projeler neler? Yapmak istediğimiz çok şey var aslında. Bizim önceliğimiz sivil halkta, sivilde bu bir bağış bilincini oluşturabilmek. Birçok eğitim vermek. Bu sene en çok ve en verimli yaptığımız şeylerden biri mesela yurt ekiplerimiz oldu. Elbette ki geçmiş zamanlarda da yapıldı. Yurt ekiplerini Ramazan ayına denk getirdik. Ramazan ayında insanlar oruç oldukları için kan bağışında gün içinde çekinebiliyorlar. Bu nedenle iftar sonrası etkinlikler yaptık. Geç bir vakte kadar bağışçılarımızla bir arada olduk ve öğrencilerden çok güzel katılımlar gördük. Üniversitelerde çok güzel katılımlar gördük. Aslında bizim insanımızda o var. Birazcık teşvik gerekiyor sadece. Biz çok duygusal bir toplumuz. Ne kadar gerekli olduğunu anlatınca insanlar bunun farkına varıyorlar. Hadi demek yeterli oluyor yeterli. Bazen. Sadece buna ihtiyacımız olabiliyor. Amacımız daha çok sivil ekipler yapabilmek. Meydanlarda, üniversitelerde, okullarda, mahalle aralarında. Mesela en çok odaklandığımız şeylerden bir tanesi kadın bağışçı sayısının artması. Kadın bağışçılarımız genelde evde oluyor, çocukların peşinde koşuyor. Kan bağışında bulunabilmek için bir merkeze gidip o anda o merkeze ona vakit ayırıp gidemeyebiliyor. Ama bizler eğer önümüzdeki süreçlerde mesela mahalle ekipleri yapmak istiyoruz. Bu mahalle ekiplerinde 3-5 mahallenin olduğu ortak noktada kan alma otobüsümüzü götürdüğümüz takdirde evinde oturup yemeğini yapan ya da başka bir hastası olan, hastasına bakmak zorunda tabii. olan bir kadın bağışçımız yarım saatini ayırarak gelip orada kan bağışında bulunabilir. Tabiri caizse aslında hizmeti ayaklarına getirmiş oluyoruz. Kurumsal firmalarla tabii yapıyorsunuz ki. Kurumsal zaten. Firmalarla da yapıyoruz. Bizim için örneğin oteller, otel çalışanları ya da büyük dağıtım şirketleri, bu tarz yerlerde hep ekip organizasyonlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Hep planlama aşamasındayız. Bunlar gün içinde zaten günlük tempoda mesai başlayıp sonuna kadar geldiği tempoda birçok görüşmelerimiz oluyor. Birçok planlama aşamasında oluyoruz. O yüzden daha artacak inşallah diye ümit ediyorum. İnşallah. Ilgın Malyalı yorumda bulunmuş. Hı hı. Demiş ki merhabalar, iyi yayınlar. Ben bir talasemiye hastası olarak maalesef ki kan sıkıntıları yaşanması sebebiyle kan alma günlerimizin aksadığını maalesef. Ve bu süreçte de yaşam kalitemizin ne kadar kötü olduğunu söylemek isterim. Lütfen herkes duyarlı olup kan bağışçısı olsun. Bir gün kan ihtiyacınız sizin de olabilir. Maalesef. Biraz önce konuşurken bahsettik. İnsan kendi başına gelmeyince bazen anlayamayabiliyor ama illaki başımıza gelmesine gerek yok. Allah göstermesin. Ama başkaları yaşıyorken buna duyarsız olamayız. Maalesef. Duyarlı olmamız lazım. Lütfen biraz önce dediniz ya, hadi deyince geliyorlar. Evet. Hadi. Hadi kan vermeye. Bağışçımızın yorumu çok doğru. Ada genelinde çok fazla talasemi hastası var. Ve talasemi hastaları İleri boyuttaysa 3 haftada bir, 4 haftada bir düzenli 1-2 ünite kan almaları gerekiyor. Ve ben birçok talasemi hastasının, bağışçımızın bahsettiği ya da yorum yazan kişinin, vatandaşımızın bahsettiği gibi zorlandıklarını biliyorum. Çünkü bizlere de ulaşıyorlar. Ne yapabiliriz diye. Bizim amacımız o noktaya gelmeden, onların o ihtiyacı son aşamaya gelmeden aslında o kanın stoklarda düzenli olarak olması ve onların sürekli bu kanı çok kolaylıkla erişebilmesi. Amacımız bu. Sürekli dönüyor dolaşıyor, aslında aynı cümleye geliyor. Kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Sürekli ihtiyaç. Ve verilen bir ünite kanla aslında 3 kişinin hayatı kurtarılmış oluyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. Mesela bugün başıma gelen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bizler zaman zaman telefonlarımızı aranıyoruz. Bugün bir hasta yakını ve hasta bizlere ulaştı. Acil doğuma girmesi gerekiyor ve kan ihtiyacı var ve kan bulamıyor. Şimdi bunlar en kritik noktalar. Ya bir doğum, ya bir anne, ya bir talasemi hastası, ya bir onkoloji hastası, ya da trafik kazasında ağır kanamalı bir hasta. O kan olmadığı takdirde yaşama dönemiyorlar maalesef. Ve yaşama tutunmaları bizlerin elinde, bir başka sağlıklı bireyin elinde.
O yüzden bunu onlardan esirgememek gerekiyor. O yüzden her sağlıklı bireyin düzenli olarak kan vermesi gerekiyor ve bu bilincinde oluşması gerekiyor. Bu anlamda birçok eğitim vermeye çalışıyoruz. Her yaş grubuna, ana sınıfından ilkokul, lise, üniversite seviyelerine, herkesin anlayabileceği dillerde, herkesin anlayacağı noktalarda. Ana sınıfında belki gerekirse çizgi filmlerimiz var, kan bağışını yönlendiren, Kızılay'ı anlatan. Bu çizgi filmlerle bu bilinci oluşturmamız gerekiyor insanlarda. Çünkü aslında herkes Kızılay'ı biliyor. Kızılay hepimizin. Evet. Kıbrıs Türk Kızılay çok büyük bir kurum. Kızılay çok büyük bir kurum. Ve bu Kızılay hepimizin aslında. Baktığınız zaman bizler, belki izleyiciler arasında daha genç yaşta olanlar vardır ama bizler Kızılay kolu olmanın gururuyla büyüdük. Kızılay kolu olmak bizlerde çok büyük bir gururdu. Ya da içtiğimiz sodadan, işte kullanılan birçok afetlerde kullanılan çadırlara kadar. Kızılay aslında hep bizimle. Bu gibi durumlarda da, kan ihtiyacı olduğu durumlarda da bizlerin de bağışçılarımıza ihtiyacı var aslında. Ki ihtiyaç olan, hasta olan kişilerin hayatını kurtarabilelim. Biz aldığımız o kanı, biz aslında bir köprüyüz. Sadece aldığımız kanı almakla, uygun şartlarda alıp, güvenli şartlarda alıp hastalara iletmekle yükümlüyüz. Bu görevi devam edebilmemiz için de bağışçılarımıza ihtiyacımız var. Evet. Peki, bir hayır kurumu dediniz. Evet. Ve ancak hayır kurumları bağışçılarla devamlılığını sağlayabilir ve hem Türk Kızılay'ı da, Kıbrıs Türk Kızılay'ı 1974'te kuruldu dediniz. 1974'ten bugüne kadar aslında hayatımızın her alanında, her anında var. İyi ki var, iyi ki varsınız. Peki, okullarda eğitimlerden bahsettiniz. Genç Kızılay'dan biraz da ondan bahsedelim. Genç Kızılay yapılanması aşamasındayız şu anda. Gençler bizim için çok önemli. O enerjileri bizler için çok kıymetli. Her aşamada olduğu gibi bu alanda da genel anlamda bütün Kızılay yapısında. Çünkü Kızılay elbette ki kan bağışı en önceliklerimiz ama birçok yardım anında da biz aslında oradayız. Ramazan'da yaptığımız yardımlarla, diğer noktalarda, diğer zamanlarda yaptığımız yardımlarla biz aslında hep varız. Ve bu konuda şubelerimizin desteği, birçok şubemiz var. Lefkoşa şubemiz, Girne şubemiz. Bu şubelerimizin desteği, orada çalışan gönüllülerimizin desteği çok büyük. Bir de Genç Kızılay artık yakın zamanda hayata geçecek burada. Bunun çalışmaları, Kıbrıs Genç Kızılay artık hayata geçecek. Ve bunun çalışmaları içerisindeyiz. İnşallah ileriki süreçlerde zaten üniversitelerimizde bu konuda çalışan gönüllü öğrencilerimiz var. Kızılay kulüpleri olan bazı üniversiteler var. Bunu resmi bir hale getirip artık Kıbrıs Genç Kızılay şeklinde de Kıbrıs Türk Kızılay'ına destek. Çünkü gençlerin desteği her zaman her şekilde bizim için çok kıymetli. Onlarla çalışmaya daha devam edeceğiz. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum ben. Bir bakıyorum notlarıma, konuşmadığımız bir şey kalmış mı diye, o kadar güzel anlattınız ki. Teşekkür ederim. Sağlık taramasından bahsettik. Evet. Literatürde resmi olarak açıklanmamış olsa da kan vermenin sağlığımıza faydası olduğundan bahsettik. Yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlardan da bahsettik. Yanlış bilinen doğrulardan da bahsettik. Burada çok önemli, bizim toplumumuzda çok fazla diyabet hastası ne yazık ki var ama bir kez daha vurgulamak isterim bendeki her diyabet hastası kan veremez gibi bir durum söz konusu değil. İnsülin kullanmadıkça kan verebilirler. Bence şunu yapmakta fayda var. Ben kan veremem diye baştan düşünmek yerine numaralar var, Özge Hanım'a ulaşın. Sorun, benim şöyle bir hastalığım var, şöyle şöyle ilaçlar kullanıyorum, ben kan bağışçısı olabilir miyim diye. Kan bağışı çok kıymetli. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ilgın Malyalı çok önemli, çok güzel bir şey söyledi. Çok acı da bir taraftan. Hayır. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben bir talasemiye hastasıyım. Kan bulamıyoruz.
kan almakta zorluk çekiyoruz. Lütfen duyarlı olalım ve kan bağışında bulunalım diye yazdı. Evet. Bir kez daha desteği için teşekkür ediyorum. Umarım vatandaşlarımız duyarlılar, söylediniz. Evet. Bu kritik kan bağışı sosyal medyadan duyulduktan sonra başlamış. Umarım daha da artar. Daha artacak diye ümit ediyorum. Dün gelen bağışçılarımız, dün Kümagoza'daki ekibimizde yapılan bu duyurulara diyorum ya, bizim halkımız duygusal ve aslında çağrıya da cevap veren insanlarız hepimiz. Yardıma koşmayı seven insanlarız. Ama bazen bu gibi durumlar göz ardı edilebiliyor. Nasıl olsa kan verenler vardır denilebiliyor. Ya da insanlar şunu düşünebiliyor. Benim kan grubumdan zaten herkes de var. Örneğin halk arasında A pozitif çok yaygın bir kan grubudur. Ya da sıfır pozitif yaygın bir kan grubudur. Nasıl olsa herkes de var. Birileri veriyordur bu kan bağışını diyen kişiler olabiliyor. Aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Ne kadar çok kişi de varsa o kadar çok da ihtiyaç var. Hastanede de bir o kadar A pozitife ihtiyaç oluyor böyle bir durum. O kadar güzel bir şey söylediniz ki şimdi hiç düşünmemiştim bunu. Aynen o şekilde. Yani sıfır pozitife de o kadar çok ihtiyaç var. O yüzden o kişilerin daha çok vermesi gerekiyor. Ya da en zor bulunan kan grupları AB negatif ya da sıfır negatiftir. Bu kan gruplarında olan insanlarla da şöyle karşılaşıyorum. Benim kanım çok kıymetli. Ben ihtiyaç olunca veriyorum. Peki diyorum, en son ne zaman kan bağışında bulundunuz? Yok, 2 yıl oldu. Sizce 2 yıl süre içerisinde hiç mi sıfır negatife ihtiyaç olmadı? Mümkün duruyorlar, değil. Düşünüyorlar. Mümkün. O yüzden her kan grubu kıymetli. Bizim için her bağışçımız kıymetli, her kan grubu kıymetli. Bu nedenle herkesin düzenli vermesi gerekiyor. Sıfır negatif çok kritik durumlarda herkese verebilecek bir durumdur, kan grubudur. Bizler daha önceden şunu öğreniyorduk hep, sıfır genel verici, AB genel alıcı, işte gibi gibi biyoloji ve fen bilgisi derslerinde bunlar elbette ki doğru noktalar var. Ama artık şu zamanda, şu teknolojide A pozitif kan grubu A pozitif kan grubuna verebiliyor, B, B'ye verebiliyor sadece. Çok ender durumlarda, bir savaş anı ya da Allah korusun herhangi bir zor durumda sadece sıfır negatif verebiliyor diğer kan gruplarına. Bu nedenle sıfır negatif en kritik kan grubu. Aslında o yüzden hep her bağışçımıza ihtiyacımız var. Her kan grubuna ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Hiç düşünmediğimiz şeyleri düşündürdünüz. Evet. İyi ki varsınız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizler Kıbrıs Türk Kızılayı olarak varız. Bu sene 50. yılımızı kutlayacağız inşallah Kasım ayında. 1974'te kurulduk. Var olmaya devam edeceğiz. Gücümüz artarak, ama en çok bağışçılarımıza ihtiyacımız var. Kan hizmetleri olarak kan bağışçılarımıza ihtiyacımız var. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Verilecek her bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtaracak. Lütfen bağışçılarımız bunu bilerek hayat kurtarmaya gelsinler diyorum ve herkesi kan noktalarına davet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, kan bağışı çok önemli dedik. Bugün yarın Girne'deler. Evet. Unutmayın, kan bağışı için hazır olun diyelim ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir hafta sonra tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.